Günün raporun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi tartışmaya, Türkiye'nin sorunlarını açıkça, dürüstçe, gerçekler çerçevesinde devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili, aynı zamanda bir mimar, aynı zamanda İstanbul'un belediye meclislerinde görev yapmış, İstanbul'u çok iyi tanıyan bir isim. Sayın Gökhan Zeybek. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Hoş bulduk Sayın Ertürk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında siz Cumhuriyet Halk Partisi için bir kazanım oldunuz. Çünkü hem yaptığınız meslek bakımından hem İstanbul'da ihanet ettik diyen bir siyasi iktidar varken bu ihanet nasıl çözülür, nasıl tamir edilir? Bu konuda siz bir yol gösterici olmak için çaba sarf ediyorsunuz. Öncelikle kolaylıklar diliyorum size. Bu arada isterseniz önce bir güncel konularla bir başlayalım. Mecliste bir bütçe görüşmeleri devam ediyor. Demin Sayın Vekilimle konuştuk. Cumhurbaşkanlığı bütçesi geliyor Salı günü. Yani enteresan rakamlar var. Türkiye'deki yaşayan insanları üzen, Türkiye'de yaşayan insanların beklentilerini en azından eski deyimle sükutu hayale, yani hayal kırıklığına uğratan ve insanları umutsuzluğa sevk eden ki en kötü şey umudu kaybetmektir. Eğer bir toplum umudunu kaybederse o toplum ne yol alabilir, ne mesafe alabilir, ne bir yere varabilir. Umudu bize kaybettirmeden nasıl bu ülke 2020 yılını kurtarabilir? Bütçe önemli bir konu. Türkiye'deki herkesi aslında doğrudan ilgilendiren bir konu. Hani Türk halkı genelde cebiyle düşünür, ekonomisine önem verir diyorlarsa bile bu bütçe onların cebini de ilgilendiriyor. Doğrudan ilgilendiriyor. Onun için bütçeyi konuşalım dedik. Öncelikle gördüğünüz bütçe bu yıl sizin içinde önemli. İkinci bütçeniz oluyor herhalde bu. Nasıl gördünüz bu bütçe tartışmaları? Şu an mecliste devam ediyor bütçe tartışmaları. Bakanlar genelde cevap vermeme konusunda kendileri bu konuda çok kararlı görünüyor ya da geçiştirme konusunda. Aslında bakanların da meclise karşı bir sorumluluğu yok. Çünkü atanmış insanlar, seçilmiş insanlar değil. Sonuç olarak sarayın atadığı insanlar bir bürokrat gibi geliyorlar parlamentoya. Evet. Ve milletvekilleriyle organik bir bağ olmadığı için, o çatıyla bir organik bağ olmadıkları için çok ciddiye ve dikkate almıyorlar. Nedir bütçe konusunda bize söyleyecekleriniz? Önce dikkate çektiğiniz konuyla ilgili meclisteki fotoğrafı size ifade etmek istiyorum. Buyurun. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bakanlar sadece bütçede meclise gelip ve meclisin huzurunda bulunuyorlar. O nedenle de milletvekilleri açısından işte bakanları görebildikleri tek yer bütçe görüşmeleri. Ama anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bakanların hazır olduğu bütçe görüşmelerinde neredeyse çilgi göstermiyorlar. Yalnızca en son bütçenin ilgili bakanın bütçesinin oylandığı oylamaya katılıyorlar. Onun ötesinde bakanı dinlemeye dahi gelmiyorlar. Buradan anladığımız gerçek şu. Şimdi çok önemli bir konuya değindiniz. Bütçe aslında 82 milyonun yaşamını doğrudan ilgilendiriyor. Bakın bu bütçenin içinde ne var? Bu bütçenin içinde kamuda çalışan bütün memur, işçi, emekli, dul yetim, engelli aile alanlar, asker aile alanlar. Yani devletten doğrudan ya da dolaylı olarak destek alan bütün toplum kesimleri bütçenin içinde var. Ne kadar onlar için pay ayrılmış? 282 milyar liralık bir bütçe ödeneği ayrılmış. Peki bütün bizi Anadolu'da izleyen, işte köyde izleyenler, Halk TV köylerde çok izleniyor. Çünkü doğruları veren bir kanal olduğu için özellikle siz de Anadolu'nun her yerinde çok seviliyorsunuz. Buradan sağ olun, onu da ifade etmek ederim. İstiyorum. Çok teşekkür ederim. Tarım kesimine, sanayi kesimine, ticaret kesimine, KOSGEB'lere bütçeden pay aktarılması gerekir değil mi? Bunların da bütçenin içinde fasılların oluşması lazım. Bütçeye baktığımız zaman bunlara ilişkin hiçbir rakam göremiyoruz. Yani tabii var cüzi rakamlar. Mesela Anadolu'da yollar yapılacak, demir yolları yapılacak, havaalanlar yapılacak, barajlar yapılacak, ishalatlar yapılacak, sulanamayan tarım alanlarının sulanması için su şebekeleri yapılacak. Köylerin, şehirlerin, kasabaların içme suyu altyapısı, kanalizasyon, deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri, bütün bunlarla ilgili bütçeye konmuş olan rakam 56 milyar 607 milyon. Yani 82 milyonluk bu ülkede devletin yatırımcı bakanlıklar eliyle yapacağı bütün yatırımların toplamı, ki o bakanlıklarda çalışan kişilerin maaşları dahil olmak üzere 56 milyar 607 bin. Buna demiş ki bütçe, ben 6 milyar 700 milyonluk bir sermaye transferi yapacağım. Yani toplasanız 73 milyarlık bir
ülkede 2020 yılında yatırım yapılacak. Yani bunun içinde Ankara'dan Sivas'a gidecek demiryolu hattı var. İstanbul-Ankara hızlı treninin bitirilmesi var. Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan yolların bitirilmesi var. Güneydoğu Anadolu'daki bütün o Harran Ovası'nın, Akçakale Ovası'nın, Ceylanpınar'ın sulanması ile ilgili kanal çalışmaları var. Konya Ovası'nda susuzluğu gidermek için çalışmaların, bütün bunlarla ilgili konmuş olan para 63 milyar. Peki, bütün bu Türkiye'deki dedik ya 20-30 milyon insana veren, 282 milyar veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçesi, peki bir avuç teferciye ne kadar faiz veriyor Sayın Ertürk? 138 milyar 940 milyon lira faiz ödüyor. Yani bu ülke teferciye faiz ödemezse, bu ülkede maaş alan 35 milyondan fazla insan maaşının %50 fazlasını alacak. Yani geldiğimiz noktada 2020 bütçesi nedir derseniz, 2020 bütçesi sarayın keyfi harcamaları için, lüks harcamaları için oluşturulmuş olan harcama kalemleri ve bunlara para bulmak için tefecilere ödedikleri 138 milyar 940 milyonluk bir faiz ödemesidir ki bütünüyle bakıldığı zaman 2020 yılının bütçe eleştirilerinde de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bunları söyledik. Emekçiden yana, halktan yana, çalışandan yana, emekliden yana, yetimden, garip kurabadan yana, köylüden, çiftçiden, esnaftan yana bu bütçede maalesef bir ödenek ya da bir pay ayrılmamış. Evet, çok ağır bir tablo bu. Haklısınız, önemli. Bu arada İstanbul'da konuşuldu şeyde, bütçede ve Sayın Erdoğan İstanbul'a bir kanal yapılması konusunda kararlılığını dile getirdi. Ne derseniz deyin, bu kanal yapılacak dedi. Nedir İstanbul'daki beklenti? Bu arada Sayın Belediye Başkanı'yla Sayın Ekrem İmamoğlu, ki çok başarılı bir belediye başkanı, ben onun uzun dönemde de siyasette kalıcı bir iz bırakacağına inananlardan biriyim. Şeyle bir tartışma yaşadı Sayın Erdoğan'la. O işine baksın, öbürü sen işine bak gibi bir tartışma. Bu Kanal İstanbul yüzünden. Nedir bu tartışmanın aslı? Durum ne? Tablo ne şu an? Şimdi tabii 2011 yılında yapılan milletvekili genel seçimleri öncesinde ortaya atılmış olan bir projeydi. Yaklaşık 8 yıldır bu her seçim öncesinde ya da ülkedeki ekonominin durağanlaştığı ya da halka yeni vergilerle, ek vergilerle yeni yüklerin getirildiği dönemlerde iktidar tarafından sürekli olarak gündeme getirilen bir proje. Bir kere Sayın Ertürk, bu projenin maliyetiyle ilgili 15 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında bir yatırım bütçesinden bahsediliyor. Buradan elde edilecek olan gelirler açısından söylemiyorum ama çok ciddi biçimiyle bir ilk yatırım maliyetinden bahsediliyor. İkincisi, ekosisteme getireceği zararlar konusunda önemli problemler var. Başka bir önemli nokta, İstanbul iki yarımadadan oluşuyor. Yani Anadolu Yarımadası ve Rumeli olmak üzere, Trakya olmak üzere. Şimdi bu kanalla birlikte İstanbul'un ortasında, yani iki yarımadanın ortasında birbirinden kopuk bir ada meydana getirilecek. Bu adanın da şehrin diğer bölgeleriyle bağlantısını da köprülerle yapacakmış. Şimdi bakın, biz bu İstanbul'da Anadolu yakasını Avrupa yakasına bağlamak için şu an 3 tane köprümüz var. 2 tane de yer altında raylı sistem ya da karayolu tünelimiz var. Bütün bunlara rağmen İstanbul'daki ulaşımın en önemli problemi Avrupa Anadolu yakasındaki geçişlerde biz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi siz bir sorunu çözemiyorsunuz. Bu sorunuz yanınızda dururken siz şimdi yeni bir ada oluşturuyorsunuz. Bu adanın Trakya'daki yeni yarımada ile bağlantısı konusunda da bir takım yollar yapmak zorundasınız. Köprüler yapacaksınız ya da bu yapılacak olan kanalın altından proje geçecek. Bunun yani hukukçular çok daha net olarak açıkladılar. Montre Sözleşmesi'ne atıflar var. İstanbul Boğazı'ndan geçmesi gereken yabancı bandıralı gemilerin burayı tercih etmesi için herhangi bir yasal gerekçe olmamasına rağmen iktidar burayı ısrarla önümüze getiriyor. Burada biz gerçekleri topluma anlatmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na düşen şu: Kanal İstanbul projesini gündeme getirdiği 2011 yılından geriye doğru 5 yıl gidelim. Yani 2006 yılından 2018'e kadar bu bölgede milyonlarca metrekare araziyi satın alan insanları o zaman açıklasınlar.
O zaman bu kanal İstanbul halkı için mi, yoksa bu kanalın kenarında geniş arazi kapatmış olan bir avuç yandaş için mi yapılıyor? Bunu görmemiz gerekiyor. Yani kamunun yaptığı bütün yatırımların bedelini kim ödüyor? Halkımız ödüyor. Vergilerle ödüyoruz. Çoğunlukla dışarıdan borç alarak ödüyoruz. Sonuçta biz bunların gelecek kuşaklarda faizlerini ödüyor. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk yeniden çıkacak. Bütün bu devri sabıkların borçlarını ödeyecek. Ama 82 milyon insan, yarın 85-90 milyon insan bütün yaşamı, yani bu 21. yüzyılda bütün yaşamı borçla, sıkıntıyla, baskıyla, zulümle mi geçecek? Biz ülkenin zenginliklerinin doğrudan doğruya halka dönük yatırımları kullanılmasını istiyoruz. Nedir halka dönük yatırımlar? İstanbul'da başlamış olan 10 tane metro yatırımı var. Bunlar Sayın İmamoğlu göreve geldiğinde biliyorsunuz hepsi durmuş durumdaydı. Bunlara gitti, yurt dışından krediler buldu ve bunların 3 tanesi başladı. Dördüncüsü de yakın bir zamanda finansman kredisi imzalandıktan sonra imalata başlayacak. Şimdi İstanbul'dan siz geçecek olan 10 tane, 20 tane geminin çıkarını düşünüyorsunuz. Ya Sayın Erdoğan, Esenyurt'tan Mahmut Bey'e günde 490 bin kişi geliyor. Tuzla'dan Kartal Pendik'e günde 300 bin kişi geliyor. İstanbul'un Dudullu'dan Ataşehir'e, oradan Bostancı'ya günde 500 bin insan geliyor. Ya sen biraz da parası olmayanlara, gemisi olmayanlara, arabası olmayanlara, yani yayalara, fakir fukaranın ulaşım hizmetinden yararlanmasıyla ilgili kaynak aktar. Sayın Ertürk, biliyorsunuz Sayın İmamoğlu birkaç kez yurt dışına çıktı ve her yurt dışına çıkışında da uluslararası finansman çevrelerinden dolar bazında ya da euro bazında %1.9 faizlerle krediler buldu. Peki bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza ve siz sevgili Halk TV izleyicilerine söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde onun sosyete bakanı, damadı yurt dışına gittiği zaman döviz cinsinden %6 ile borçlanıyor. Türkiye %6 ile borçlanıyor. Sayın İmamoğlu yurt dışına gidiyor, %1.9 ile borçlanıyor. Şimdi arkadaşlar, herkesin görmesi gereken nokta şu. Niçin şu an dünyada likiditenin çok bol olduğu, faizlerin neredeyse sıfıra düştüğü bir dönemde neden biz kamu yatırımlarını düşük faizle borçlanarak hızla bitiremiyoruz? Çünkü ülkede demokrasi yok. Çünkü ülkede adalet yok. Adaletin ve demokrasinin olmadığı, adaleti ve demokrasiyi tesis edemeyen iktidarlara uluslararası çevrelerde de görüldüğü gibi krediler yüksek maliyetlerle, yüksek risklerle açılıyor. Bundan 3-4 ay önce Manisa'da Volkswagen'in bir fabrika kuracağı ve Manisa'yı bir üretim üssü yapacağı söylenmişti. Ama Almanya'daki işçi sendikaları Türkiye'deki iktidarın demokrasiye ve hukuk sistemine güvenmedikleri için Volkswagen'in Türkiye'de yapacağı yatırımlarla ilgili çekincelerini koydular. Ve o çekincelerini sendika kaldırmadığı için de yatırım devam ediyor. Bakın, biz bütün sorunları çözebiliriz. Bütün sorunları çözecek olan nitelikli yetişmiş insanımız var. Ve çok zengin bir ülkeyiz. Kaynaklarımız da çok fazla. Ama kaynakların nereye harcanacağını, kime harcanacağını, toplumun hangi kesimlerine aktarılacağı konusunda kararımızı mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. O nedenle bütçe, İstanbul meselesi, Kanal İstanbul meselesi, İstanbul'un ulaşım meseleleri, İstanbul'un su toplama havzaları ve su meselesini bütünüyle değerlendirdiğimizde hep iktidarlara şu soruyu sormak gerekir. Sen kimin için iktidardasın? Sen iktidarında hangi toplum kesimlerinin sorunu çözmek için süreç işletiyorsun? Bütün buna bakmak gerekir. Haklısınız. O önemli bir konu. Bütçeyle de bağlantılı bir konu. Peki siz bir Anadolu gezisine çıktınız. Yani evet. Bir de tabii şeyi de konuşmak istiyorum. Yani bütçeyi konuştuk, İstanbul'la ilgili de konuştuk ama bir de Anadolu'da, yani sokakta yaşayan ya da günlük yaşamında hayatını sürdürmeye, çevirmeye çalışan insanların da problemleri var. Çiftçisinin, işçisinin, öğrencinin. Yani onların da, bu ekranın onların da bir sesi olmasını istiyor ve diliyorum. Nereye gittiniz? Neydi problemler? Ne yaşadınız? Ben 2 ay arayla ikinci kez Şanlıurfa'yı milletvekili heyetimizle, 5 kişilik bir heyetle ziyaret ettik. Buradan
bizi 3 gün boyunca son derece misafirperver ağırlayan Şanlıurfa'daki dostlarımıza, hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum. Şanlıurfa biliyorsunuz iktidar partisinin en yüksek oy aldığı illerden bir tanesi. Partimizin de Cumhuriyet Halk Parti'nin de Türkiye ortalamasındaki işte yüzde son seçimlerde oyumuz %30. Şanlıurfa'daki oy aranımız da neredeyse bunun onda biri, %3'ler seviyesinde. Ve bir tane milletvekilimiz var, Sayın Aziz Aydınlık. Biz bir heyet olarak önce Şanlıurfa merkez, sonra da Akçakale'ye gittik. Akçakale ilçemiz referandumda %98,5 evet veren bir ilçe. Yani neredeyse Recep Tayyip Erdoğan ve onun politikalarına ve onun getirdiği anayasa değişikliklerine kesintisiz destek vermiş olan bir ilçe. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'de tarımın durumu çok kötü. Türkiye'de tarım yapan insanlar, çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu anne babalarından utandıkları için tarım yapmaya devam ediyorlar. Mezardaki babasının vasiyetini yerine getirmek için tarım yapmaya devam ediyorlar. Yani baba sona vasiyet etmiş, oğlum benim bu topraklarımı işle, bak bu toprakları, bu köyümüzü terk etme dedikleri için orada çalışmaya devam ediyorlar. Buğday üreticisi, pamuk üreticisi, mısır üreticisi, fıstık üreticisi her yıl ürettiği üründen zarar ediyor ve sanki diğer ürün daha karlıymış gibi ürününü değiştirerek de başka bir ürüne geçmeye çalışıyor. Yani mesela geçen yıl 40 randıman pamuğu 5300-5500 liralara kadar satan Şanlıurfa köylüsü bu yıl 40 randıman pamuğunu 3300-3200, kimi yerlerde 2900 liraya satmış. Sayın Ertürk, mazota zam geldi değil mi? Geldi. Enerjiye zam geldi. Gübreye zam geldi. Hele ilaç. Bu yıl ciddi biçimde bir hastalık peydah oldu ve ciddi ilaç masrafları oldu. Bütün bunlara rağmen pamuk fiyatlarını, taban fiyatını siz neredeyse %50 oranında azalttınız. Peki destek veriyor musunuz? Hala 2018 yılının tarımsal desteğini hükümet çiftçiye ödememiş durumda. Bakın 2018 bitti, 2019 bitti. Tarlalar ekildi. Bir haftadır Urfa ve Akçakale bölgesinde yağmur yağıyor. Allah'ım daha çok yağdırır. Yağmur berekettir, rahmettir. Ama çiftçi hala 2018'den kalan alacaklarını alamamış, teşviklerini alamamış. Mazot teşviği duruyor. Elektrik teşviği duruyor. Gübre teşviği duruyor. Peki niçin bekletiyorsunuz? Yani neden bunları zamanında köylüye verip köylünün can suyu olmuyorsunuz? Neden vermiyorlar biliyor musunuz? Köylü ürününü hasat ettiğinde tefeci olan borçlarını kapatmak için çok ucuz fiyatlarla belli sayıdaki tüccara teslim ediyor. Sonra mesela bu aylara geldiğimiz zaman köylünün, çiftçinin elinde ürün kalmıyor. Ürünün fiyatı yukarıya çıktığında köylü bir kez daha iktidar tarafından zarara uğratılmış oluyor. Yani tohumu pahalıya alıyor, ürünü Haziran-Temmuz aylarında hasat ettiğinde de çok düşük fiyatta vermek durumunda kalıyor. Başka önemli bir mesele, bunu mutlaka söylemek zorundayız. Ya Atatürk Barajı Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesidir. Hala Şanlıurfa ve GAP bölgesinde Atatürk Barajı'nın suyunu kullanmayan köylerimiz var. Ya Cumhuriyet 1970 yıllarda başladığı barajın 2020 yılında sulama kanallarını bitirememiş. Niçin sulama kanalları çok önemli Sayın Ertürk? Çünkü sulama kanalı yapılırsa cazibeli su akar. Cazibeli su akarsa köylü elektriğe para vermeden ürününü tarlada ekip biçebilir. Daha yüksek verim alabilir. Ya, kurak mevsimlerde kuraklığın zararlarından etkilenmez. Geçen yıl ciddi yağış oldu. Kimi zaman büyük yağışlar zarar veriyor. Kimi zaman kuraklık zarar veriyor. Başka önemli bir konu, orada DEDAŞ şirketi ve sulama kooperatifleri. Ya çiftçinin can düşmanı olmuşlar. Yani çiftçi eğer elektrik borcunu zorluklar dolayısıyla ödeyemezse devletten alacağı teşviklere haciz konuyor. Ya da sulama birlikleri eğer zamanında parasını ödeyemezse ürününe hasat zamanında el konuyor. Kimi yerlerde 80-90 lira enerji fiyatı dönüm başına, ama kimi yerlerde mesela Akçakale'de bu 275-280 lira çıkmış durumda. Gelecek sene bunun 350 lira çıkacağı söyleniyor. Şimdi Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'dır. Ama Türkiye'de tarımsal çeşitlilik ve ürün verimi açısından GAP bölgesi bizim geleceğimiz açısından son derece korumamız gereken bölgedir.
Ama gördüğüm şu, devlet bu bölgede yaşayan insanları, kendisine de %60-65 oy veren bu insanları, Akçakale'de %90 oy veren bu insanları, madem ki siz bana oy veriyorsunuz, ben de sizi cezalandıracağım dedi. Başka önemli bir nokta daha var, bunu mutlaka söylemem lazım. Değerli izleyiciler, Akçakale Tel Abyad'la sınır. Barış Pınar Harekatı'ndan sonra Türk askerinin bölgeye girmesiyle birlikte hemen sınırımızın kenarındaki YPG'nin bayrağını indirilmiş ve oraya Suriye bayrağının çekilmiş olması bölgede ciddi bir olumlu etki yaratmış. Onu belirtmek istiyorum. Ama Sayın Ertürk, artık Akçakale'deki, Urfa'daki, Şanlıurfa'daki bütün okullarda Suriyeli öğrencilerle Türk öğrenciler beraber aynı sınıflarda okuyorlar. Şimdi bize anlatılan şuydu, Suriyeli öğrenciler için okullarda sınıf açtık deniyordu. Şimdi gerçek böyle değilmiş. Sınıfların yarısı Suriyeli öğrenci, yarısı Türk öğrenci. Bölgede Arapça kültür olarak ve dil olarak da çok yaygın bir dil. Arap çocukları Türkçe konuşmuyorlar, Türk çocukları Arapça konuşuyorlar. İlkokul 3. sınıfa gelmiş ve Türkçe konuşamayan ilkokul öğrencilerinin varlığını tespit ettik. Bu Türkiye'nin geleceği açısından, eğitim sistemi açısından mutlaka üzerinde durulması ve çözülmesi gereken bir nokta. Yani biz Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeli çocuklarımıza entegrasyon açısından Türkçe'yi mutlaka öğretmemiz gerekirken maalesef gördüğümüz bunun çok tersine gittiği. Başka bir konuyu daha izleyicilerin bilgisine sunmak istiyorum. Şunu sordum ben Urfa'daki hemşerilerimize. Suriyeli mülteciler sizce ülkelerine geri döner mi? %80'i 90'ı dönmez dediler. Yani Türkiye'nin artık Suriyelilerin geri dönmeyeceği konusundaki bir entegrasyon projesini, bir uyum projesini de işbirliği ve el birliği içinde mutlaka gündeme alması gerekiyor. Bu Şanlıurfa ile ilgili. Esnaf açısından da şunu söyleyeyim. Gerçekten siftah yapmayan esnafı gördük. Sınır ticaretinin kesilmiş olması, Şanlıurfa'da ve bu bölgedeki bütün sınır kapılarının kapatılmış olması gerçekten bölge halkını ciddi biçimiyle mağdur etmiş durumda. Ben buradan Maliye Bakanı'na açık bir çağrı yapıyorum. Bu bölgede küçük orta boy işletmelerin, yani esnafın hayatta kalabilmesi için geçmişte 50'şer bin liralık bir kredi açılmıştı. En az 150 bin liralık bir kredinin açılması ve bunun bir yılının ödemesiz 2 yıl geri ödemeli bir biçimiyle ve faizsiz olarak da bölge esnafına verilmesi gerekiyor. Bölge esnafı gerçekten çok zor durumda. Enerji fiyatlarındaki yükseklik, sulama fiyatlarındaki yükseklik artı esnafın veresiye defterlerinin dışına çıkıp nakit satış yapamaması bütün bölgenin kaderi haline gelmiş gözüküyor. Urfa'ya tekrar gideceğiz. Bölge iktidarı galiba bu seçimlerde hızlı bir biçimiyle terk edecektir. Ben bunun işaretlerini çok açık biçimiyle gördüm. Böylece bölgede yaşayan insanların da sorunlarını dile getirmiş oldunuz. Önemli bu en azından. Peki bir rahatsızlık var ya. Yani Türkiye'de artık yolsuzluklarla ilgili, usulsüzlüklerle ilgili, hatta daha kaba bir tabirle soygun ya da soyulma ile ilgili herkesin bir isyanı var. Bu isyan yandaş medyaya da yansıdı. Çok enteresan bir biçimde. Yandaş medyadaki bugüne kadar kalemini silah gibi kullanan Recep Tayyip Erdoğan yönelik her türlü eleştiriye karşı sizi adeta kurşuna dizen yandaş medya yavaş yavaş yani vicdan sahibi bir ses gibi konuşmaya başladı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani bunun umarım kalıcı olur, yaygın olur. Daha yaygın ve kalıcı değil. Abdurrahman Tripak, Yeni Akit yazarının, Yeni Akit gazetesinin köşe yazarı. Şehir Üniversitesi krizi yeni bir 17-25 vakasına dönüşebilir demiş bugün. Şimdi çok enteresan bir bilgi bu Sayın Vekilim. 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz Başbakan'ın, dönemin Başbakan Sayın Erdoğan'ın oğluyla konuşmaları, işte paraları sıfırla tartışmaları, öbürleri, çikolata kutuları, elbiseler, dolarlar, inanılmaz şeyler döndü. Ve bugün Sayın Erdoğan, Halk Bankası'nı dolandırdınız diye Sayın Davutoğlu'na yüklendi. Sayın Davutoğlu bir manifesto gibi bir 3 sayfalık bir yanıt verdi. Bu yanıt son derece önemli.
Bu yanıtta Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan bahsetti. Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan geçen kararları konusunda karar alan siyasetçilerin mal varlığının araştırılmasını istedi. Vakıflara, üniversitelere avantadan para dağıtan bir anlayış olduğunu söyledik. Bazı üniversitelerin, vakıfların ve iş adamlarının borçlarının silindiğini söyledi. Ve mecliste bir soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Ben hazırım dedi. 2002 yılından bu yana görev yapan tüm cumhurbaşkanı, tüm başbakanların bu komisyonda bilgi vermesini, bu komisyonca soruşturulmasını istiyorum dedi. Bu tablo bugün yandaş medya tarafından yeni bir 17-25 Aralık olarak nitelendirilmeye başladı. Bu tartışma yani özünde nasıl bir tartışma? Yani neden böyle bir tartışmaya muhatap oldu Türkiye? İkincisi, hakikaten Türkiye yeni bir 17-25 Aralık vakasıyla karşı karşıya mı? Şimdi önce 17-25 bu rakam böyle bir deyim haline dönüştü de 17-25 Aralık 2013 yılında ne olmuştu? Peş peşe ülkedeki yolsuzluklarla ilgili bir takım ses kayıtları ve görüntüler servis edilmişti. Sonrasında bunların Fethullahçı terör örgütü tarafından devletin içine yerleşmiş olan emniyet, savcı, hakim, neredeyse devletin tamamı tarafından bir plan dahilinde yürürlüğe koydu, ortaya çıktı. Ama bu gerçeği ortadan kaldırmaz. Yani Egemen Bağış'ın evinde ayakkabı kutusunda çıkan paraların ya da eski İçişleri Bakanı'nın çocuğunun evinde para sayma makinesiyle dolarları sayma gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ya da paraların sıfırlanması gerçeğini ortadan kaldırmaz. Şimdi tabii bütün iktidarların çözülme ve çürüme süreçleri o iktidarı oluşturan unsurların yavaş yavaş yapıyı terk etmesiyle bildiklerini basına, kamuoyuna ya da mahkemelere delil olarak sunmasıyla başlar. Yani son derece kapalı bir örgütlenme yapısına sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadar bu ve benzeri meselelerle ilgili sağlamış olduğu sır perdesi yavaş yavaş aralanacak. Bunun temel sebebi tabii siyasal gelişmeler. Sayın Davutoğlu ya da diğer bir biçimiyle Sayın Babacan'ın kuracağı partiler iktidar cenahında ciddi kaygılar yaratıyor. Yaratabilir mi? Bu, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak çok bu konuların içine girmek istemiyorum. Ama tartışmanın geldiği nokta görünen o ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı AKP'yi terk eden bütün kadroların devletten iktidarları dönemindeki nemalanmalarının hesabını sorma arayışına girdi. Ve aslında bunu ayrılacak olanlara, ayrılanlara değil, içeride durup ayrılmaya niyetli olanlara bir gözdağı mahiyetinde veriyor. Yani bakın ben size bütün ülkenin kaynaklarını peşkeş çektim diyorlar. İktidarımızda hepiniz kısa vadede zengin oldunuz. Bu zenginlikleriniz devam ediyor. Her biriniz devletin bir kurumunun müteahhitisiniz. 10 liralık işi ben size 100 liraya satın aldırdım. 100 liralık işi ben sizden 1000 lira bedel karşılığında devlete aldırdım. Nasıl zengin olduğunuzu hepsi biliyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. 82 milyon da biliyor, biz de biliyoruz. 23 milyar 2018 yılında bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında 17 milyar lirayla hem de daha fazla hizmet yapıyor olmasının altında yatan gerçek ne? Yani 6 milyar lira bir yıl sonra siz daha düşük bir bütçeyle aynı hizmetleri İstanbul halkına veriyorsanız o zaman ne olduğunu anlamak işte zor değil. Şimdi gelelim şehir üniversitesi meselesine. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeyken karşı çıktığım Cevizli'deki Tekel arazisinin ki 415 bin metrekareden daha büyük bir arazidir. İçinde korunması gereken kültür varlıkları vardır. Orada Maltepe sigaralarının ilk üretildiği ve Türkiye'de tütün ve sigara üzerine bilimsel araştırmaların yapıldığı bir şeydir, yerleşkedir. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu ve sonra da cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Sayın Davutoğlu'nun da başbakan olduğu dönemde bir vakfa verildi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir grubu olarak bunu reddettik Büyükşehir'de. Oy çokluğuyla da AKP oylarıyla geçti. Mimarlar Odası bunu dava etti. Şimdi o dava bir mahkeme tarafından bozuldu. Arkasından belediye meclisi tekrar aynı yerle ilgili plan kararlarında ısrar etti. Bu yerin tahsisiyle ilgili işlem onayladı. Şimdi Davutoğlu ve yakın ekibi tarafından yönetilen bir üniversite bu. Ben şuna bakıyorum.
O gün orada temel atma töreninde kim vardı? Recep Tayyip Erdoğan vardı. İstanbul'da yalnızca şehir üniversitesi var. İstanbul'daki kamu arazilerinin son 10 yıl içinde kurulmuş olan, çoğunlukla da eş dost akrabanın yer aldığı vakıf üniversitelerine nasıl peşkeş çekildiğini biz bilmiyor muyuz? Bugün televizyonlarda her akşam boy gösteren kimi akademisyenlerin bu yeni kurulmuş olan vakıf üniversitelerinde yüksek yüksek maaşlarla çalıştığını ve o televizyonlarda kalemşörlük yaptığını biz bilmiyor muyuz? Şimdi kamucu ve toplumcu bir anlayışla yağmacı ve rantçı bir anlayış arasındaki bir kavgadır içinde yaşadığımız kavga. O nedenle önümüzdeki süreçte Sayın Dilipak kimi zaman hiç karşı çıktığımız görüşleri çoktur. Ama özellikle bu hırsızlık meseleleri, yolsuzluk meseleleri konusunda bir duruşu var. Yani onda bir Allah korkusu olduğunu inanıyorum. Bir cennet cehennem inancının yüksek olduğunu inanıyorum. Bu meselelerle ilgili kul hakkı yerseniz, devletin malını zimmetinize geçirirseniz, tüyü bitmemiş yetim hakkını elinizdeki imza yetkisiyle yandaşlarınıza peşkeş çekerseniz bundan dolayı kabir azabı çekeceğini, bundan dolayı Sırat Köprüsü'nde hesap vereceğine inanıyor. Ben de bu duygularla ama bundan daha önemlisi hukuk devleti içinde bizim bundan hesabını sormamız gerekir. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun bu açıklaması üzerine ne yapması gerekiyor Cumhuriyet Savcılarının? Bütün bu işlemlerle ilgili. Yani ne yapacağız biz? Kadir Topbaş dönemindeki yapılan yolsuzlukları anlata dilimizde tüy bitti. Melik Gökçe'nin yaptığı yolsuzluklar, döneminde yaptığı usulsüzlükler, kayırmacılıklar. Bülent Arınç hatırlar mısınız? Ankara'yı parsel parsel FETÖ'cülere sattın dedi, peşkeş çektin dedi. Ne oldu? Yani o nedenle 17-25 ya da bugün sizin söylediğiniz gibi bütün bu yolsuzlukların üzerinde bir süreç işletilebilmesi için şurasında yürek taşıyan, burasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretisine sıkı sıkıya bağlı yürekli savcılara ihtiyaç var. Çok teşekkür ederim Sayın Gülkan Zeybek. Bu güzel bir bitiş oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Ufuk Söylemez'de ekonomi konuşacağız. Ekonomi rakamları verecek. Ardından İrfan Değmeci'yle ana haber var. Bizden ayrılmayın.